Buraya getiren, ben yapan şey. Geçmişe bakıp geleceğe. Evet, geleceğimi de şekillendirmek istemem, gelişimi görmeyi tercih ederim. Çünkü her şey değişebilir, isteklerim. Yani geçmişte Her şey. yaşadığınız her şey sizi siz yapan şeylerdir. Dolayısıyla oradan aldığınız olumlu veya olumsuz örnekler de geleceği şekillendirmek var. Böyle bakış açısından bakmak daha farklı bir yerde geldi. Yani ben hiçbir şey, yaşadığım hiçbir şeyi kendime de dair olmak değiştirmek istemem. Çünkü beni ben yapan, beni besleyen şeyler onlar. Onlar olduğu için biz bu noktaya geldik. O yüzden ne geleceğimi şekillendirmek istedim, ne de geçmişimi değiştirmek istedim. Ya. Geleceğimi ben değişik görmek istiyorum. Ya geçmişin bir kurtu ama var. Onu yani oradaki bir görsen zaten farklı. Geleceğimi şekillendirmek istedim, ne de geçmişimi değiştirmek istedim. Ya. Geleceğimi ben değişik görmek istiyorum. Ya geçmişin bir kurtu ama var. Onu yani oradaki bir görsen zaten farkındalığın kapanınca çok şey göremez yani. Tamamdır o zaman. Diğer soruya geçiyoruz. Sonsuza kadar izole bir adada mı yoksa metropolde milyonlarca insan içinde yaşamayı mı tercih Abi edersin? metropolde milyonlar şey ne yapıyorsun? Ben böyle şey kalabalık insanım. Hep beraber olalım, eğlenelim, eğlenceli insanım. Ben Sen izole kesin. Kalabalıktan da sıkılmıyor musunuz? Ben kalabalık seviyorum. Siz Tamam. falan. Ben böyle şey kalabalık insanım. Hep beraber olalım, eğlenelim, eğlenceli insanım. Sen izole kesin. Kalabalıktan da sıkılmıyor musunuz? Ben kalabalık seviyorum. Siz Daha falan. Öleceğiniz bir devlet yaşamayı mı yoksa ölümsüz bir hayatı mı tercih ederdiniz? Öleceğim günü bilmek istemem yani. Çünkü hemen etkilenirim ben. Ona göre hayatıma devam ederim. Ama sonsuz bir hayat da istemem. Sonuçta ben bilemedim şimdi bu soruyu. Ama öleceğim günü kesinlikle bilmek istemiyorum. Onu biliyorum. Yani ben de öleceğim günü bilmek istemem ama sonsuz bir hayatın kapısını açıyoruz sonuçta bundan sonra. Yani 3 gün sonra ben öldüğümde insanlar bizi izlemeye devam Vay be. Aynısın bana.